Günahlarından daha çok koronadan korkan insanlar ne kadar acayiptir. Asıl felaket hastalık ve ölüm değildir. Ölüm kaçınılmazdır. Her dirinin sonudur. Asıl felaket harama alışmış, kendisinden haya ve izzetin çekildiği kalplerdedir. Kendi eliyle kızına açık saçık elbiseler satın alan, o elbiseyi giymeye teşvik eden, henüz küçüktür diyerek örtüsüne dikkat etmeyen ve kızıyla beraber oturup filmler ve diziler seyreden kadın, koronadan daha tehlikelidir. Telefonuna bağımlı olan, haydi namaza, haydi kurtuluşa diye seslenildiği zaman, özür sahiplerindenmiş gibi kulaklarını kapayan kişi, koronadan daha tehlikelidir. Allah'ın kendisine sıhhat, gençlik ve güzellik verdiği bir genç kızın, bütün süsleri ve kendisini örtecek yeni bir örtüye ihtiyaç duyan bir örtüyle evinden çıkan, erkeklere karışan, şakalaşan ve hatta gülme sesleri duyulan kız, koronadan daha tehlikelidir. Allah'a sığınırız. Evlatlarımıza tevhid, sünnet ve İslam dışında her şeyi öğreten eğitim kadrosu ve sistemi, koronadan daha tehlikelidir. İnsanların yalan şahitliğe, yalan sözlere, şarkı ve müzikler dinlemeye, bunları sevinç anlarında kullanmaya başlamaları ve helal görmeleri koronadan daha tehlikelidir. Bazıları da münkeri inkar etmekten utanırlar, insanlardan utanır ve onları tazim ederler. Ancak kendilerini yaratan ve işlerini düzene koyan Allah'tan korkmaz ve emirlerini tazim etmezler. Faiz, hırsızlık, zina, ihanet ve burada saymakla bitmeyecek günahların yayılması koronadan daha tehlikelidir. Allah'a sığınırız. Vallahi asıl korona budur. Üzerinde korkmamız ve bin kere hesap yapmamız gereken şey düşünce ve ahlaktır. Bedenlerin hastalanıp ölmesinden korkuyoruz da, kalplerin hastalanıp ölmesinden korkmuyoruz. Asıl büyük felaket budur.